Merhaba arkadaşlar. Yeni cihazlarımızla nekropol alanına geldik. Şimdi burada cihazlarımızı test edeceğiz. Sonra da çalışma yapacağız. Güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Çok güzel bir alan tarama geldi. My Technology. Arkadaşlar bu alan taramanın içinde şuradan haznesi açılıyor. Bunun içinde özel bir arama maddesi var. Şimdi bunun detaylı kullanımı ile ilgili bilgiyi daha sonra veririm. Ben bugün cihazları buraya test etmeye geldim. Yeni cihazlarımızı test edeceğiz. Bakalım bize burada bir mezar yeri buldurup da açtırabilecek mi? Burası nekropol alanı arkadaşlar. Burada açılmış açılmamış bir sürü mezar var. Bazıları boşa çalışılmış, bazıları eskiden açılmış. Şimdi bir tane alan tarama, bir tane baston görüntüleme cihazı. Bir tane de Konrad X3 Ultra. Buradaki Konrad GR3 Plus arkadaşlar. Baston görüntüleme cihazı diye geçer bunun ismi. Yeraltı görüntüleme. Buradaki Konrad X3 Ultra bu üst düzey bir zemin altı görüntüleme. Ayrıyeten alan tarama olarak kullanılıyor. Alan tarama çubukları var. Ayrıca görüntüleme. Şimdi birazdan bunu da kuracağım. Bununla da test yapacağız. Evet, şimdi alan tarama çubuğumuzu bu şekilde şu anda bu boşluk modunda arkadaşlar. Bu tarafa çekiyor. Yeni kullananlar bu çubukları böyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde yavaş hareketlerle yaparlarsa çubuk şu anda kendisi götürüyor arkadaşlar. Mesela bakın hatalı kullanımı göstereyim size. Mesela ben şimdi böyle giderken bakın bu şu anda benim dengesizliğimden dolayı sağa sola yapıyor arkadaşlar. Kaldığım yerden devam edeyim. Bir daha hatta başlatalım. Şöyle sıfırdan gene bakalım aynı noktaya çekecek mi beni. Evet, çok güzel bir şekilde. Burada çok açılmış mezarlar var. O yüzden sinyal şaşırabiliyor ama hep açık mezar olduğu için bakın buraya çekiyor ama sinyal şaşırıyor arkadaşlar. Burada sağ tarafa çekti ama yine aynı yere kilitliyor her seferinde. Burada açık mezara mı getirdi bizi? Hayır. Şöyle. Buraya getiriyor. Şuradan bakalım bir daha. Buraya getiriyor arkadaşlar. Şimdi sizi bir yere getirdiğinde çubuk siz o malzemenin olduğu yerden geçerken geriye doğru döner. Yani arkanızda kaldı der. Böyle bir hareketi yaptığı zaman geriye doğru size doğru döndüğü zaman çubuk arkadaşlar böyle size doğru döndüğü zaman ne yapacaksınız? Birkaç adım ilerleyip başka yerden bir daha kaldırın çubuğu. Yine aynı yere götürdü. Tam üstünden geçerken aynı yerde gene geriye doğru döndüyse orada şu hareketi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben buraya getiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde burada boşluk tespiti yaptı. Şimdi bakın arkadaşlar burada dönem soygunu yemiş mezarlar var. Ayrıyeten daha açılmamış mezarlar da var arkadaşlar burada. Burası nekropol alanı. Geneli burada geneli fakir mezarı. Bizim niyetimiz burada cihazlarımızı test etmek. Benim biraz önce kullandığım manuel alan tarama gayet güvenilir bir alan tarama arkadaşlar. Ama hazır bir yer yakalamış. Bu cihazın da alan taramasını test etmek istiyorum. O yüzden bunu da deneyeceğim. Bu Konrad X3 Plus Ultra diye geçiyor ismi. Üst düzey bir görüntüleme cihazı. Ayrıca alan tarama olarak da kullanılıyor. Bunun detaylı kullanımla ilgili
Daha sonra videosunu hazırlamaya çalışırım. Bugün işçilik yapacağız burada çünkü, o yüzden detaylı kullanımla ilgili şu an için fazla ayrıntıya girmeyelim. Arkadaşlar bakın, bunun ground diyor, yere bağlantı. Bunu ground yazan yere takıp yere saplıyoruz. Bu cihaz şu anda yere sinyal verecek. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleyecek. 20 dakika sonra alan taramayı kullanacağız arkadaşlar. Cihazımızı açalım. ama 15 dakika, 20 dakika zaman olan 20 dakika beklerse daha uygun olur. Cihazın kulaklığı da var. Gece çalışması için çok uygun. Bakın arkadaşlar, gold 1, 2, 3, 4, silver, bronz, kupur, alüminyum, bir sürü modu var. Evet, şu anda frekansı yayıyor. O da başlasın bir yandan. Alan taramamızın hazırlıkları tamamdır. Şimdi cihazın kumandası arkadaşlar. Görüntüleme cihazını kullanırken kumandadan kontrol edebiliyoruz. Bu arada beklerken şunu da söyleyeyim size. Bu Konrad GR3 Plus zemin altı görüntüleme cihazı, bu da baston tarama diye geçer. Bunun şimdi X3 Ultra'da, GR3 Plus'ta ikisi de Android cep telefonu ile de kullanılabiliyor. Tabletle de kullanılabiliyor. Bir basit bir uygulaması var. Uygulamayı yüklüyorsunuz telefonunuza. Arazide tablet taşımanıza da gerek kalmaz. Tabi isteyen tablette de kullanabilir. Bunun GR3 Plus'ın arkadaşlar termo tarama modu var. Pinpoint modu var. Bir de ayrıca görüntüleme, zemin altı görüntüleme modu var. 3 mod. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. Bu cihaz çok üst düzey bir cihaz. Bugün bakalım bunun hünerlerini izleyeceğiz. Aslında hepsinin hünerlerini izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu alan taramanın uzaklık ayarı var. Mesafe ayarlayabiliyorsunuz 2000 metreye kadar. Ben şu anda bu mezarların yakınında olduğum için 500 metreyi seçtim yakın mesafe olarak. Bu sefer şuradan başlatalım, bakalım bunlar ne yapacak. Biraz önce
Diğer alan taramada söylediğim gibi burada etrafta çok fazla açılmış yer olduğu için sinyal karışıklığı yapabiliyorlar. Bakın şimdi burada boşlukta gördünüz mü arkadaşlar? Anında kapatıyor çubuklar. Çubuğun birisi sağ elimdeki çubuk ileri çekiyor, sol elimdeki sola çekiyor. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir şekilde yakaladı. Çok güzel. Arkadaşlar, burada bir mezar odası var diyorum. Bakın burada hemen yanında açılmış bir mezar var. Tam burada bitiyor. Şurada bitiyor mezar. Şuradan başlıyor. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir mezar gösteriyor. Buradan da bir daha bakalım. Dallara takılıyor burada. Buradan da yaklaşık 1 metreye yakın eni var arkadaşlar. Evet. Şimdi görüntüleme cihazlarımızı bunu kapatalım. Görüntüleme cihazlarımızı devreye sokalım. Arkadaşlar şu anda çok sabırsızlanıyorum. Burayı bir an önce kazmak için. Cihazımızı açıyoruz. Uygulamayı açtık. Cihazımızı açtığımızda arkadaşlar üstte bir yeşil ışık yanıp sonra maviye dönüyor. Burada bağlantı diyor. Bağladık. Şu anda bağlandı arkadaşlar. Önce şöyle yapalım. Hangini yapalım? Canlı tarama moduna girelim arkadaşlar. Canlı tarama modunda dedektör gibi düşünün bir nevi. İki çeşit canlı tarama şeyi var, modu var. Birisinde arkadaşlar şimdi bakın burada kalibrasyon yapıyorum. Şöyle diyelim. Bu yöne dönüp de kalibrasyon yaptım. Sıfırladı. Şimdi mezar olarak tahmin ettiğim yere geldiğimde bakın bak burada şu anda yeşil renk normalde hiçbir şey yok demektir. Burada boşluk ve kırmızıyı verdi arkadaşlar. Kırmızı 85'e kadar çıktı. 87. Şurada bir malzeme görünüyor. Mezar boşluğu mavi geliyor. Sonra bakın arkadaşlar mavi geliyor ekrana. Malzemenin olduğu yerde çok iyi algılıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada. Bakalım burayı kazdığımızda malzeme burada mı değil mi? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Mezarı bu şekilde hesap edersek. Mavi boşluğu da algılıyor. Malzemeyi de şurada kırmızı bir şekilde algılıyor arkadaşlar. Şimdi geri geliyorum. Bir daha pinpointer moduna gireceğim. Bakın arkadaşlar pinpointer modunda da yine yönüm bu şekilde kalibrasyon yapıyorum arkadaşlar. Sıfırladı. Bir daha yapalım. Sıfırladı burada. Kalibrasyonu yaptık. Hassasiyet 10'da. Eşik değeri 5'te arkadaşlar. Sesini daha bir şey açayım. Daha heyecanlı oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Sol taraftaki yeşil 21. Yani burada daha bir şey yok şu anda diyor. Bakın. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar yaklaşık buradaki mezarlar geneli 1-1,5 metre civarında. Cihaz deliriyor arkadaşlar. Bakın burada boşlukları alıyor. Şurada boşluğu alıyor arkadaşlar. Bakın mavi sağ tarafa geçti. Mavi boşluk. Yani içeride
uzun zamandır kapalı olan boşluğu algılıyor. Bakın şöyle yapalım bir de. Şimdi şurada bakın arkadaşlar, burada bir tane dönem soygunu yemiş mezar var. Görüyor musunuz? Alttaki boşluğu almıyor gibi bir şey. Bir de buradaki boşluk, bakın buradaki boşlukta %100 alıyor. Çünkü uzun zamandır kapalı olduğu için %100 boşluk alıyor. Malzemenin olduğu yer. Aynen arkadaşlar, bakın. Burası. Çıldırıyor burada, çıldırıyor cihaz. Şimdi hemen geri gelelim. Görüntüleme moduna girdim şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Burada veri yazan yer var. Buraya da basarak yapabiliriz. Ya da görüntülemenin şurada cihaz şeysi var, düğmesi var. Düğmesine de basarak, cihaz üzerindeki düğmeye basarak da kontrol edebiliriz. Ben cihaz üzerindeki düğmeden kullanacağım şimdi. Bir ilk önce buraya bir sinyal attım. 30 santim ötesine bir sinyal daha. 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 Şimdi arkadaşlar zikzak modunu seçmiştim. Aynı geri istikamete doğru, şimdi zikzak çizecek şekilde, yani geri istikamete 30 santim sola geçtim. 30 santim soldan bir sefer atıyorum sinyali. Attım. Evet, veriyi kaydediyoruz. Bakın arkadaşlar. Umarım görünüyordur ekranda. Dosyayı kaydettik arkadaşlar. Şimdi. Heh, pardon. Tek parmak. Oo, oh, oh, oh. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Biraz küçültelim. Mezarı görüyor musunuz arkadaşlar? Mezarın boşluğunu da verdi. Malzemenin yeri de belli. Çok güzel bir şekilde. Son taramamızı yapacağız. Burada cihazların hepsini test ediyorum arkadaşlar. Bahçıvanlık yapalım birazcık. Cihazı çalıştırma işlemini yapayım. Bir gün müsait olduğumda arkadaşlar bunun detaylı kullanımını da tarif ederim. Şimdi bu eldivenden parmak izini de okumaz. X3 için ayrı bir uygulaması var. Bluetooth'tan cihaz bağlanıyor arkadaşlar. Sonra altında bağlantı düğmesi var. Bunun ekranında birazcık karanlık duruyor ama şuradan ışığını açarsak belki fayda eder. Tamam. Bağlantıyı tıkladım. Cihaza bağlandı. Şimdi aynı baston görüntüleme cihazındaki gibi canlı tarama modu var arkadaşlar bunun. Pinpoint ayrıca canlı tarama. Biraz önce bakmıştık. 3B tarama. Şimdi buradan 6'ya 9 diyorum. Taramayı başlat diyorum. EM sistem. Grand Scan manuel diyor. Manuel kullanım. Connecting diyor. Şu an bağlanıyor. Press start diyor arkadaşlar. Yani start'a basın diyor. Bastık. Şimdi. Şöyle yapalım. Çok güzel kullanışlı bir cihaz yapmışlar. Çok kaliteli duruyor. Bakalım. Görevi de ne kadar kaliteli. Şimdi bunu kumandasından kullanacağım arkadaşlar. Buradan başlayalım. İpini attık. Gel, ipini attık, getir rakam. Arkadaşlar şimdi bu ipe 30 santimde bir
30 santimde bir kırmızı bant çektim. Biraz sal birader onu. Tut şimdi ucunu, sıkı bir gerdirelim, yere doğru bastıralım. Tamam, bırakabilirsin şimdi. Sen şimdi, hatta şöyle yapalım Emre. Sen cihazı bu şekilde tut. Ver ekranı bana. Hem biraz bakalım nerede başlıyor, şurada. Sal bana birazcık şöyle. Buraya kadar, tamam. Şimdi bunun ipin şu tarafından geçir. Bu sıradan gideceksin. Sonra ben sana her 30 santimlik bu taraftan yapacağım ya. İkinci sinyali buradan geri geleceksin. Kırmızıdan ben sana tamam diyene kadar devam et. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk sinyali attım. İkinci kırmızıya getir. İkinci sinyali attık. Üçüncü kırmızıya getir. Devam. Devam. Tamam. Şimdi buradan geri gideceksin. Biraz daha bana doğru gel. Hani buradaki kırmızı bantları taktık ya, her birinin arası 30 santim. Buradaki sırada o iple, yani biraz önce attığımız sinyallerle arası 30'ar santim olacak. Devam. 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 Teşekkürler Konrad. Evet, görüntümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi burada tarih ve saat olarak dosyayı kaydediyor. Tarih ve saat olması güzel. Başka görüntülerle karışmaz. Hangi saatte nerede baktınız. Ama tabii isminizle tarihi oradaki değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir isim yazabilirsiniz arkadaşlar. Vav. Wow, gel 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 kardeşim gel. Bakın arkadaşlar. Şu anda bu ölçüm yaptığımız yerde, bakın bu alanda mezarı size nasıl gösteriyor? Buradan izleyebilirsiniz. Bakın. Bunu farklı farklı açılardan bakabiliyorsunuz. Üç boyutlu çok güzel mezarı görüyorum. Bak bak. Bu boşluk, mezar boşluğu. Şu kırmızı yoğun frekansta malzemenin olduğu noktayı gösteriyor. İçerisi bu şekilde gayet belli. Bunun farklı farklı versiyonları da var arkadaşlar görüntüye bakmak için. Renkleri değiştirebiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz, çoğaltabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri daha sonra veririm size arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir olay görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın boşluk ve mezarın içindeki malzemenin olduğu yer. Mezarın içindeki malzemenin olduğu yer şu tarafa doğru denk geliyor biraz. Muhtemelen burası kenar olabilir, mezarın kenarı. Evet, bunların anlatımlarını, detaylı anlatımlarını size daha sonra da göstereceğim. Cihazlarımız şu anda çok güzel veri aldı arkadaşlar. Kapatabilirsin düğmeyi. Şimdi arkadaşlar bir mola vereceğiz. Buraya kazmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar mezar şuradan başlıyor. Alan tarama çubukları burayı gösterdi bana. Boşluk içeride. Büyük bir boşluğu ekranda biraz ufak da gösterebilir, büyük de gösterebilir. İçerideki malzemenin durumuna göredir. Burayı şimdi açtıktan sonra tam olarak neyin ne olduğunu daha iyi göreceğiz. Şimdi ben şuradan dalacağım arkadaşlar. Buraya doğru böyle bu şekilde bir kazmaya deneyeceğim. Çünkü burada hazır bir çukur olduğu için burayı açmak daha kolay olur. Yukarıdan dik aşağı inmek zordur. Çünkü mezarın kapak taşının da tam olarak nerede olduğunu bilmediğimiz için kazarken kapak taşına yukarıdan denk geldiğimizde çukuru sonradan genişletmemiz gerekebilir. Ama ben direkt böyle dalacağım. Mezara bu şekilde geleceğim arkadaşlar. Daha kolay olur diye düşünüyorum artık kısmet. Şimdi biz bir mola verelim. Kazmamızı, küreğimizi hazırlayalım. Cihazlarımızı arabamıza götürelim. Yakınımızda bulundurmayalım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. İzinsiz kazı yapmayın. Özellikle işaretlere kesinlikle zarar vermeyin. Arkadaşlar ben şimdi burayı açacağım. Ben buraya cihazları test etmek için geldim. Açtığımda sonuç cihazların bana söylediği gibi ise bu cihazlarla çalışmaya devam ederim. Burayı açtıktan sonra da arkadaşlar yani hep beraber göreceksiniz. Buranın gene üzerini kapacağım.
Açmayacağım çünkü mezarlara çok tepki geliyor bana. Kızıyorlar mezar açıyoruz diye. Yani bizim aslında niyetimiz burada yatan kişiyi rahatsız etmek değil. Biz burada yatan kişiyle alay etmiyoruz da dalga da geçmiyoruz. Sadece biz cihazımızı test etmek için. Buradan açacağım, bakacağım içerisini size gösteririm mezarı varsa eğer. Yoksa da yorulduğumuzda kalırız. Yapacak bir şey yok. Burada mangal yaptık, yedik, içtik, gezdik, eğlendik deriz. Ne olursa olsun ellemeyeceğim arkadaşlar. Sadece içerisini göstereceğim, bırakacağım. Cihazlarımızdan emin olmak amaçlı. Evet, birazdan görüşürüz. Kazma kürek hazırlanalım biz. Bir gücümüze kuvvet diyelim. Bakalım kollarımıza kuvvet diyelim. Yanımda çok güçlü bir arkadaşım var. Benden daha çok kazacağım diye bana gelirken gaza getiriyordu. Yok yok arkadaşlar, şaka diyorum. İkimiz de eşit çalışacağız. Ama ben yorulduğum yerde belki onu birazcık öne sürebilirim. Dedim ona zaten. Buraya dedim, kazarken sen az kazarsan mezarın içine seni koyar kapatırım dedim. Fazla uzatmayalım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bekleyin. Burayı açacağım. Evet. Başlıyoruz. İlk kazmayı ben vurayım. Bir arkadaş demişti levyeyle çok kolay olur diye ama bir deneyelim bakalım. Çok mu kolay oluyor? Az mı kolay oluyor? Hiç kolay olmuyormuş. Levyeyle kolay kazılıyor diyen arkadaşım, sen kendini biliyorsun. Hiç de kolay olmuyormuş, bilgin olsun. Biz gene inşaat amelesi gibi devam. Bugün bir sürü aksilikler oldu. İnşallah bir aksilik daha olup kazmanın sapı kırılmasın da. Yani benim için sorun yoktu arkadaşlar. Sinir olurum, açmam burayı. Siz merakta kalırsınız. Küçücük bir fidan vardı burada. Fidan derken küçük bir çalı yani. Şimdi fidan deyip de yine birileri üstümüze gelmesin. Yani bu çukur burada olması belimizin ağrımasından kurtaracak bizi ama biraz fazla kazı yapacağız oraya mezara yetişene kadar. Buraya kazan arkadaşlar acayip sabırlıymış, acayip dirayetliymiş arkadaşlar. Şuraya bakın ya, mezar burada, adamlar nereye kazmış. Bunun mezar taşları çok güzel ama uzun, 1 metre 30 santim falanmış mezar. Bu da muhtemelen şu aradayı kapatıyordu herhalde.
Buradan buraya ulaşabileceğiz mi ya? Burası bu kadar sert ya. Üstten girmek ne kadar zor oluyor biliyor musun? Bildiğin gibi değil. Toprak yapısına göre değişiyor ama burası çok sert bir toprak yapısı var. Kardeşim, sen okumayı falan bilmiyor musun ya? Bir şeyler oku da şuradan mezardan kalksın, birkaç kişi gelsin yardım etsinler ya. Yani burada arkadaşların işini yapıyorsun. Ne acayip insanlar bunlar. Varsa oradan papaz mapaz bir iki tane çağır. Sen daha dur oğlum, akşam oldu bak, birazdan hava kararacak sen. Gör bak ne sesler duyacağım. Bir de mezara sen gireceksin biliyorsun değil mi? İçerisini kon. Niye hayatta girmezsin? Hayatta girmezsen öldükten sonra girersin birader. Şimdi zaten hava kararırsa sen zaten burada korkudan öleceksin. Ben seni buradaki mezara kapatır giderim. Böyle bir fırsatı bir daha bulamazsın. Toprağın yapısına bakar mısın ya? Ceviz kadar kopuyor toprak. Sen bana dedin, kaya açacağız. Bugün mezarcıyız. Yapacak bir şey yok. Sen gel mezara ulaşmadan biraz kaz da. Ben şuradan izleyeyim bakayım. Ben bildiğim bütün duaları oku hocam. Tamam, şimdi okuyacağım hepsini. Görüyor musun? Bir metre kazdım. 5 dakikada. Hava kararmadan mezara ulaşmak istiyorsan hızlı kazman lazım. Şey yap. Kardeşim. Söylemeyi unuttum. Şuraya bir atarsak, burası dolarsa bir daha zorluk yapar. Ayağına da vurma kazmayı. O çukura doğru, ileri çukura doğru biraz kaydır istersen önce. Rahat ederiz. Şimdi diyormuşum. Kardeşim burada mezar falan yok. Bu açılmış mezarı kapattırmak için getirdim seni buraya. O tarafa doğru gitmeyelim. Şöyle gidelim. Şu hizaya tam başına denk geliriz. Hem işimiz daha kolaylaşır. Yani şu anda yaklaşık 80 santim falan, 70 santim ileri gidersek mezarın duvarına ulaşmış oluruz. Tabii ki mezar varsa. Yoksa da sevaba girmiş olacağız. Buradaki çukuru kapatacağız. İçine hayvan düşmesin diye. Olmaz mı? Gerçi senin işine gelir değil mi? Mezar çıkmasını istemiyorum. Değişik işlerle uğraşıyorsun sen. Adrenalin seviyorum ben. Diğer mezarda kocaman yılan var. He, değil mi? Ben onu çekeceğim de neyse, birazdan çekerim. Sen bana bir arkadaşlar mezar... Şuradaki daha önce açılmış mezar içinde
Yaklaşık bileğim kalınlığında bir tane yılanın derisi var arkadaşlar. Orada deri değiştirmiş. Rahat 2 metre kalınlıkta, bileğim kalınlığında belki de daha kalındır yani. Çünkü derisi çıkardıktan sonra derisini kuruduğu için biraz daralma yapıyor. Muhtemelen o bileğimden de kalın herhalde. Kardeşim sen bu ayağının altını kaydır bari bana. Dinlene dinlene devam edelim. Sen şimdi antrenmanlı değilsin. Çabuk yorulursun, ondan sonra beni eve götür demeye başlarsın. Hadi bak, Allah, gidiyor taşlar. Sen öyle demeseydin ben çadırı alacaktım. Buraya kamp kuracaktık. Dinlene dinlene çalışırdık ama neyse. Odile şu kameraya bakayım ya. Ne kadar kayıt kaldı. Bir saatimiz var. Bir saatte bitirmemiz gerekiyor. Yani derin gidersek iyi olur. Alçaktaysa, oradaki mezar daha aşağıdaysa bu sefer aşağı kazmak zor olur. Müjdemi isterim. Kapak taşına geldik. Toprak yeşil oksitli çıkıyor. Bakır ya da bronz var galiba.
Ya düşünsene, biz buradan bir kenarından açıp girmeye çalışıyoruz. Adamlar burayı komple çukur açıyorlar kocaman. Duvar örüyorlar, üstüne kocaman kapak taşı. Görüyor musun kapak taşını kocaman? Getiriyorlar, üstünü kapatıyorlar, bir de gömüyorlar. Ha? Bizim mezarlıkları yok. Şimdi göreceğim bak, burada belki 500 senelik mezar, adamın kemikleri duruyor içeride. Lahit gibi yapıyorlar. Hava almadığı için kemikler zor kayboluyor. Bizi daha toprağa atarken biz de toprağa karışıyoruz. He? İnşallah yanıltmaz bizi. Bakacağız. Bakacağız. Göreceğiz. Biliyor musun onu? Yeni çıktı TikTok'ta. Ne diyor? Neresi de o? Ben bilmem nerenin belediye başkanı yeğenim. Turan Kaya. Benim diyor amcam Turan Kaya. Bakacağız diyor. Göreceğiz. Yani. Sosyal medyada her gün yeni bir tane değişik türüyor. Neyi? İçinden ne çıkacak? Ne çıkacak? Kemik çıkacak. Kardeşim buraya sana zahmet şöyle. Hadi kardeşim benim, canım kardeşim benim. Şu toprağı önce buraya böyle atarsın, sonra birazcık devam edersin. Çok az kaldı, hiç merak etme. Bak bak nasıl çalışıyor benim kardeşime bak. Ha? Anlamadım. Bu ufak köpek şeyler benimdir. Burada ufak tefek bir şey yok. İçeride büyük bir şey var ama. İnşallah. Bakır ya da bronz diye düşünüyorum. Parmak marmak denk gelmez inşallah. Ne denk gelmez? Ne parmağı? Adamın parmağı mı? Parmaklar çabuk kaybolmuştur. Varsa ayak kemikleri vardır. Kafatası, dişleri olabilir. Şimdi mezarı açınca kemikleri vereceğim ben sana. Yaş testi yaparsın. Kaç yaşın demiş adam. Hayatta işim olmuş. Karbon getirdim. Karbon testi uygulayacaksın kemiklere. Toprak çok sert. Sert mi? Allah Allah. Adamlara söyleyeyim de bir daha yumuşak yere yapsınlar mezarları. Bizim Emre açamıyor diyelim. Sahil kenarı olur mu? Hiç kazma kullanmam. Direkt kürekle açarız. Olabilir. Mantıklı. Ya var ya, çok kolpacı adamsın. 5 senedir açmadın, mezar kalmadı, girmedin, mahzen kalmadı. Burada bana şimdi zormuş mormuş muamelesi yapıyorsun. Yeme beni. Yok, hiçbir mezara ulaşmadım. Yok yok. Ama tamam, doğrudur. Sen hani bir süredir açmadın belli, birazcık kilo almışsın da ben zayıflatacağım seni bir yaklaşık bir ay içinde, merak etme. Yapacak bir şey yok. O ayakkabıları giymeyecektin gelirken. Komando gibi ayakkabı. Zaten kendin de komando gibi adamsın.
Üste birkaç daha vur, ondan sonra gel ben şey yapayım. Şuna bak ya, sanki gevura vurur gibi vuruyor. Sanki mezarda yatan gevur. İnşallah öyledir. Şafak Sezer'in filminde diyor ya, 5 adam gece gece büyük günah girdik. 5 adam elimizde bir ceset, gece gece büyük günah girdik. Diyor, bu tepenin arkası diyor, sahile atıp denize kurtulalım. Çok var ya. Çıkmıyor bak. Gördüğün koca kök var orada. Oo, ufacık bir çalı vardı ya. Nasıl bir kökü varmış? Gel. O ayağının altını istersen biraz çektir, ben direkt saldırayım aşağıya. Sen birader çıkınca şu tarafa doğru şöyle bak bakayım, yavaşça bir ses geldi ama. Bizim peşimizde gezen meraklı çok oluyor. Nerede? Şu yerde. Tarafta mı? Evet. O tanıdık, yabancı değil. Bu kök çok kötü oldu ya burada. Burada kök var diye buradan devam etmedim. Çapraz girelim dedim. Oraya girme, hiç elleme. Oraya girme, böyle gitmem lazım. Aga kazmayla değil, sadece bunu bana at. Ben kazmayla hızlı hızlı gideyim. Bir kürek bir kazma yapalım. Daha az yoruluruz.
Görüyor musun? Altını boşaltınca ne kadar kolay iniyor ama. O büyükler eldiven var ya elinde. Elini hemen atıver, daha rahat edersin. Bakayım. Kiremit miydi? İçeriden çıktı değil mi? Ha. Tamam. Doğru devam ediyoruz gibime geliyor. Hadi. Oradan o şeyleri, topakları da al, ben ineyim. Kemik parçası da çıktı bak burada. O bu mezardan çıkanlardır ya. Bu mezardan çıkanlardır. Biz kazarken işte sağa sola dağılmıştır. Tamam yeter, ben şunu oraya bir indireyim aşağı birazcık. Bakın toprak seviyesi kapak taşı 60-70 santim. Yorulduk ya. Hava kararmadan duvara ulaşsak çok güzel olacak. Aydınlıkta çekeriz. Gerçi ışığımız var, sıkıntı olmaz da. Sen korkuyorsun yani, o yüzden acele ediyorum ben de. Ya yapma be, buradan kayaç toprak çıkıyor. Dua et karşımıza taş çıkmasın. Taş çıkarsa ne olacak biliyor musun? He? Taş çıkarsa mezara geldik demektir. Ne olacak söyleyeyim ben sana, sevineceğiz. İnan içeriden ne çıkacak çıkmayacak ona sevinmeyeceğim. Sadece işim bitti diye sevineceğim. Nasıl buraya taşımışlar onları merak ediyorum.
Teknoloji varmış ya eskiden, sonra bir Amerika atom bombası atmış. Teknoloji yok olmuş, sonra tekrar bulmuşlar. Bence adamlar burada böyle kaya varmış toprağın altında, kazmışlar, kayayı bulmuşlar, içini oymuşlar. Getirmemişler yani. Yani yok, bak orada sütunlar da var. Şaka diyorum ya, öyle bir şey olur mu? Bizim amca geldi. Şurada bir bahçe sahibi var arkadaşlar. Daha önce de buraya geldiğimde tanıştım, bize çay yaptı. Ateşte çok güzel oluyor. Gelirken ona uğrayayım dedim ama yoktu yerinde. Herhalde daha yeni geliyor. Orada kimse var mı sen baktığında? Ha? Yo, bakma bakma. İkindi vakti geçti. Cinler binler geldiyse korkar sonra. Burada bekle. Yok yok, bir şey olmaz. Bakma. Ben varım. Hiç korkma sen. Gitme gitme. Şimdi gelirse çok konuşuyor. Esir alır bizi. Ondan diyorum gitme. Evet kürekçi. Sandalcı çek kürekli. Emre dur. Toprağı alma, kamerası toplayacağım. Böyle kalsın, hiç bozma. Her şey olduğu gibi kalsın. Geri gel. Kamerayı toplayacağım, sonra diyorlar. Çık dışarı. Sonra diyorlar. İşte videoyu durdurdu, kendi koydu bilmem ne. Arkadaşlar şimdi neyse, tam istediğimiz yere ulaşayım, onunla ilgili o zaman önemli birkaç bilgi vereceğim. Neyin ne olduğunu anlarsınız. Birazcık mola, çok yoruldum. Evet, dinlendik, mola verdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son mezar kazdığımda mezarın üstünde ölçümleri yaptığımız gün akşam hava karardı. Mezarın içinden güp diye bir ses geldi, dedim acaba içeride çökme mi oldu diye. Ama mezarı açtığımda baktığımda, ertesi gün açtım baktım, İçeride hiç çökme falan yoktu. Hava kararınca sıkıntılı oluyor bu işler. Gel ben devam edeyim. Sana bana diyor. Ben korkmadım ama devam ettim.
Biraz sıkıntı yapıyor. Gelmedim ama ha ata sporu. Al acaba sen al. Hızlı hızlı at, bana gelmez. Gelse de bir şey olmaz, toprak onda. Aga burada bırakma be, o bana engel oluyor. Şunu attır, ben hemen kazmaya devam edeyim. Ya şuraya ayaklarının olduğu yere kadar çeksen yetiyor. Yok, aynı arkaya atmana gerek yok. Ayaklarının olduğu yere kadar çek. Heh, sağ olsun. Tamam. Yalnız çok az kaldı. Her an çıkabilir. Geldik. Evet. Galiba. Hala emin değilim. Emre, ben sana bir şey diyeyim mi? Çekiç arabada değil mi? Çekiç aşağıda. Arabada. Neyse, biraz kazayım da şey, levyeye deneriz. Olmazsa sen tamam, balyozu ya da çekici alman gerekecek galiba. Ha,
Ne oldu? Korkuyordu şimdi o bademe başladı. Var ya çok uyanık adam. Yalnız böyle bir denk gelme ihtimali yok da. Levyeyi ver bakayım. Işık yanıyor mu ekranda, kırmızı ışık? Sallanıyor, ben de fark ettim Temim burada. Ulan can, levyeyle kolay oluyor dedi bana. Hiç kolay değil. Gözün aydın. Geldik. İnsan merak ediyor. Bu varlık olur mu? Taş. Hemen at agamını hızlıca, hava karanmadan. Boş ver aga, bir şey olmaz orada. Hemen at hızlıca, hava karanmadan. İçeriği çok merak ediyorum. Yoksa hava karanınca hadi gidelim gidelim diyeceksin. Tüm gün uğraştık burada. Sonuca güzel bir şekilde ulaşalım. Kardeşim bir şey çıkmaz orada, merak etme. Mezarın dışında hiçbir şey olmaz. Evet. 15 senelik tecrübeli adamım ben. Sen hiç merak etme. Benim sözüme güven. Acemilik. Gel gel, o kapağı ilk sana açtıracağım, merak etme, gel sen buraya. Gel. Yalnız burası mezar buradan başlayıp oraya gidiyor. Bu niye böyle bir şey oldu onu anlayamadım hala.
Bir arkadaş dedi de şey, acaba burada bir mezar daha mı var, onun taşına mı denk geldik? Yani sen hazır ol, gene buradaki toprağı alacağım. Hah, açıldı delik. Gel hemen toprağa. Hadi bakalım. Çabuk. Çok güzel. Nasıl hızlandı bak bak. Deliği görünce. Aga, senden bir şey rica edebilir miyim? Evet. Nasıl sallıyor? Sen balyozu alabilir misin? Sanki. Ya da dur bakalım. Dur. Buraya almam gerekiyor. Keşke çekici alsaydık, biliyor musun? Çekici alsaydık şuradan tak kıracaktık, direkt açılacaktı bizim istediğimiz kadar. Mezarı göçertmek de istemem, biliyor musun? Tekrar kapattığımız zaman aynı şeklini alsın. Aga buraya bir daha bir alıversenize. Nasıl bir ağır koku geliyor? Gelir. Ben o delik açıldığında o yüzden eli merak edip içine bakmadım da. Sen tecrübelisin diye sana da demedim ama. Sen de işi biliyorsun. Söylememe gerek yok. Ustaya iş öğretilmez değil mi? Ya bırak hep. Yeme beni. Şu ekrana bir dokun da şeye bak bakalım. Yeter. Ekrana dokun bakalım bir ser parmağınla. Şu sol üst köşede ne gösteriyor rakam? Rakam yüzde... Sol üst köşede şu... 27... Tamam. Şu taşı alırsak içini çok rahat göreceğiz.
başta bir koku vardı, o gitti de şimdiki kokudan bir şey olmaz. İlk açıldığında riskli. Aga bir daha alıver. Sana bir sağlamlık testi yapayım. Besmele çek bakalım. Çarpılma marpıl var mı? Çek çek. Musallat var mı? Ha? Ben duyayım oğlum. İçimden çektim diye çek. Tamam. Arada sen de beni kontrol etmen lazım birader. Hayırdır? Bizi pek sevmiyorsun herhalde. Mezar açılınca bizi içine gömmeyesin. Estağfirullah. Espri yapıyorum. Sen yapmazsın öyle şey kardeşim. Pilim bitti demeyince. İşte mezar kazmak böyle aga. Ben o yüzden hep kasalara saldırıyorum. Koku çok ağır geldi ya. Aslında şu anda balyozu almamızın hatasını yapıyoruz biliyor musun? Balyozu getirseydik şuradan bir delik açacaktık buraya. Çok güzel olacaktı. O üstteki delikten devam edersem mezar göçecek. O yüzden ellemek istemiyorum orayı. Efendim? Emre, sen benim dinle aga, iyi ki diyeceksin. Hiç yorulma, şey yapma. Anahtar nerede biliyor musun? Çantanın şey gözünde. En üst gözü var ya, üstüne açılıp kapanan kapak gibi şey var ya, onun fermuarını aç aga, orada olması lazım. Bir çantanın içine bak bakayım, çekiç murç var mı? Çantanın içine bak bakayım. Onu da getir bana ama çekiç yok herhalde, var mı? Büyük aga çekiç, hani olsa eline gelmesi lazım, çok büyüktü. Yok. Tamam aga, bagajdan sen sadece çekici al gel ya. Çantanın üst, üst gözünde. Kapak var ya, kapak üstüne kapatıyoruz. Onun üstünde fermuar var, en üstte. Heh, aynen orada. Ben de biraz kurcalayayım burayı. Bahçeye çok yakın gitme aga. Bahçeye yakın gitmeden aşağı iner.
Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Emre gitti. Akşam saati bir de. Buradan çok yakınımdan çan sesi geliyor. Çoban falan yok. Çoban gitti artık. Gideli yarım saat oldu. Buradan çan sesi geliyor arkadaşlar. Hani o kadar yakından geliyor ki bilmiyorum size geliyor mu? Yani normalde görmem lazım. Koyun olsa burası düz bir yer. Neyse. Biz oraya takılmayalım. Onların işi de bu zaten. İnleme sesi geliyor. Arkadaşlar şuradaki taş inşallah kamera kayıtlıdır. Size geldi mi bilmiyorum ama şuradaki taşı daha çıkarırken direkt inleme sesi geldi şu taraftan böyle. Ama açtım. Emre'ye de boşuna yolladık galiba. Kemikler görünüyor. Kuzgunlar gezmeye başladı. Sanki mezardaki arkadaşı bekliyorlar. Aslında bu taşı buradan direkt alacağım da. Arkadaşlar almak istemiyorum çünkü buraya alsam göçecek direkt. Mezarın da göçsün istemiyorum. İçeride kemikler gözüküyor. Ayrıyetten bir şey görünüyor ama. Neyse Emre gelsin de çekiçle birazcık büyüteyim arkadaşlar. Evet, araba geldi. Arkadaşlar bu arka taraf tarla. Normalde buraya araba gelmez, yol falan yok. Araba geldi. Muhtemelen İçmeye de gelmiş olabilir ama onlar da defineci olabilir. Neyse ben çantadan koruyucu meleğimi yanıma alayım, belime takayım.
Arkadaşlar ben o adamlara bir bakacağım. Buradan arkamdan gel, ben burayı biraz açayım. Evet arkadaşlar. Sen kamerayı şuradan tut. Balyozla ben. Aynı anda böyle tutuyor. Çok güzel gidiyor. Şuradan ikisi de buradan var. Adamlar beni ilk gördü falan filan yapacaklardı. Emaneti benim de görünce abi demeye başladı. Çarpmadan açabilseydik iyi olacak ya. Ah be, içinde bir şey varsa kırmayalım değil mi? Var. Vay. Neler var bak ya. Arkadaşlar. Ne bu? Çalın. Kemikler, memikler, her şey var. Kemik var mı? Arkadaşlar gördünüz mü? Bir tane kase var. Büyük bronzun bakırım bir tane tas gibi bardak gibi bir şey var yanında işlemeli buradan belli oluyor da kamerada ne kadar belli bilemem kemikler var bakın arkadaşlar şimdi buradan sonrasını cep telefonuyla çekeceğim tut bu şeyi bunu stoplayalım evet arkadaşlar şöyle hep beraber izleyelim içerisini. Mezar açılışı nasılmış? Cihazlarımızı da test ettik. Ne oluyor? Dur. Alayım mı hocam? Yok yok kapatacağız buraya bırakacağız. Sen şuradan ışığı tut ben bir de. Şimdi arkadaşlar cihazlarımızı test ettik. Mezarımızı açtık. Cihazlar olumlu sonuç verdi. Konrad GR3 Plus baston tarama, Konrad X3 Plus zemin altı görüntüleme, bir de My Teknoloji manuel alan tarama arkadaşlar. Cihazlarımız böyle yaklaştırsan ekran şey yapıyor. Tamam buradan tut sen. Cihazlarımız güzel sonuç verdi arkadaşlar. Şimdi ben burayı kapatacağım. Hiçbir şey ellemiyorum arkadaşlar. Çünkü mezar için tepki geliyor. Bu kadar yeterli. Hepimiz her şeyi gördük. Bu videoya arkadaşlar çok fazla beğeni istiyorum arkadaşlar. Yorum da yazın. Beğeni de yapın. Rica ediyorum. Abone olmayanlar da abone olsun. Yeni bir videoda çok yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.